Merhabalar. Ekranda görmüş olduğunuz iki cümleyi Osmanlı Türkçesine çevireceğiz birlikte. Her birinin altına yazacağım. Arkadaşlar bilginiz olsun. Büyük, bu da öyle başlıyor. Nasıl yazılacak? B sesiyle başlayacağım. Yanında bir Y sesine ihtiyacım var. B'nin noktasını koyalım. Y'nin iki noktasını koyalım. Ve sonda da bir kef sesine ihtiyacım var. Bu şekilde büyük kelimesini yazmış oluyoruz. Alttakine de yazalım. B sesiyle başlıyorum. Y sesi ve kef sesiyle bitiriyorum. B'nin tek noktası, Y'nin iki noktası. Ne yapıyorum? Koyuyorum bu şekilde. Atlı yazarken elif harfimizi koydum. Üzerine met işaretini koydum. T sesine ihtiyacım var. Lam ve onun da Y sesiyle birleşme ihtiyacı var. T sesinin iki noktasını ne yapalım? Koyalım bu şekilde. Altta da var yine. Elif harfimiz, met işareti. Neydi met işareti? A harfiyle okunacağını gösteriyordu bize. T sesi lam harfiyle birleşecek. O da Y sesiyle birleşecek. T'nin de iki noktasını koyalım bu şekilde. Akınlarda yazarken elif harfini koydum. Üzerine met işaretini koyarsam A olduğunu netleştirmiş olurum. Kaf sesi koyacağız. Kaf sesini Y sesiyle birleştiriyorum. Y sesinde nun harfiyle birleştirip lam sesi, rar sesini ile birleştiriyorum. Bu Y'nin iki noktasını koyalım. Nun'un tek noktasını koyalım. Rar ekledik. Da ekini de dal harfi ve H harfimizle ne yapmış olalım? Belirtmiş olalım. Akınlarda. Çocuklar olarak çocuklar kelimesini yazarken Ç sesi vav harfiyle birleşiyor. C sesi vav harfi ile birleşiyor. Tek noktasını koydum. Kaf harfi, lam ve rar harfine ihtiyacım var. Bu larler eki zaten. Çocuklar. Gibi derken kef sesine ihtiyacım var. İ sesi olduğu için yanında. Ve Y sesiyle şuraya B harfi koyuyoruz. Y sesinde ne yapıyoruz? Sonunu ekliyoruz, değil mi? I ya da I sesinde veriyordu Y harfimiz. Şendik derken şın harfiyle başlamalıyım. Nun harfiyle birleştirmeliyim. Dal harfine ihtiyacım var. Sonunda da bir kef sesine ihtiyacım var, değil mi? Şın harfinin 3 noktasını koyuyorum. Nun harfinin tek noktasını koyuyorum. Bu yanındaki D harfi de sondaki de kef sesi. O gün. O gün derken önce günü yazalım. Gün için kef sesine ihtiyacım var. Neden? Çünkü kef sesi ince seslilerdeydi. Yanında ü sesi olduğu için kefi kullanıyorum. Ü sesini veren hangi harfimiz? Vav harfimiz O, Ö, U, Ü seslerini veriyordu. Sonuna da nun harfini eklersem gün kelimesini yazmış olurum. O'yu veren ise elif ve vav harfi olacak. Dev yazarken dal harfine ihtiyacım var. Y ve vav harfine ihtiyacım var. Gibi derken gene kef sesini yazıyorum. B sesi ve o da Y sesiyle birleşecek arkadaşlar. Bir derken B ve rar sesine ihtiyacım var. Orduyu derken elif harfi, vav harfi, rar harfimiz, dal harfimiz, vav harfimiz, Y ve Y sesine ihtiyacım var. İki noktasını koyuyoruz.
Yendik derken Y sesiyle başlıyorum okutucu harfimiz. Bunu nun harfiyle birleştiriyorum. Bunu dal harfiyle birleştiriyorum. Sonuna da kef sesi ne yapıyorum? Ekliyorum. Evet, herkese kolay gelsin.